Berkant Soylu'dan bir soru var. Misafirlikte sifona bastığında kakan gitmezse ne yaparsın? Su, içine çok yoğun su alacak bir şey varsa onlara bir güzel suyu doldur ve onunla itelemeye çalış. Kakayla yani. Konuş. Saçmalama. Pozitif enerji her zaman işe yarar. Git buradan mı? Git buradan, illet. Yok artık. Eğer şey uzanıyorsa duşta geçerek onu sonuna kadar aç tazikle, sonra bas bir daha. Bir de böyle dene. Uzanmıyor. Pantolon çıkar. Boxer'ı çıkar. Pantolonu tekrar giy. Boxer'la. Boxer eline sar. Boxer'la pış pışla. Boxer'ı şöp at. Hayır. Başımda böyle bir sorun var. Bir teyze açı arayabilir miyiz? Benim önerim bu. İnsani yöntemler var. Musluktan kovaya su doldurup... Kova yok annem. Dökün. Kova olsa herhalde. Kova yok diyorum ben sana. Kova da hiçbir şey yok. Yani kova olsa herhalde. Kovayı ben şu an şeye katmadım arkadaşlar. Kova bence olsa kendini kova. Lavaboya kitlesin o zaman. Etrafta bulduğun 3-5 tuvalet kağıdının üstüne ser, sonra çıktığın gibi ya benim bir şey... Bir de tıka, bir de tıka. Bir şey, abi bir şey, bir yerikmem lazımdı falan deyip evden uzaklaşıyorsun, çıkıyorsun. Abi tuvalete tıkayacaksın, ne? Bir şey atıyorsun oraya. Evden çıkıp gidiyorsun, bitti. Ceyhun Kırıcı diyor ki, anne terliğinin hasarı nasıl en az seviyeye düşürülebilir? Onun hoşlanmadığı şeyleri yapmamaya gayret edin, bence. Şimdi kafa bölgesi şöyle yapılabilir. Yani şu bölgelere zaten kaçış yok. Gelen terliğe doğru popoyu verebilirsin. İsviçreli bilim adamları da buna çözüm bulamıyor arkadaşlar. Yani bunun çaresini... Evet! İşte gördüğünüz yani gibi annenden Adana'dan buraya terlik geldi. Arkadaş anne terliğini yiyeceksin. En az sevimli falan düşünmeye çalışmayacaksın. Anne sana terlik atıyorsa onun bir nedeni vardır. Anne terliği attığı an itibaren bir köşeden kendini at. Yani köşe bir yer bul, kaç oradan. Anladın mı? Ki böylece falso yapamaz. Ama falso yapabilen anneler de var. Çözümün basit. Annene git bir terlik al, yumuşak olsun. Bence kondisyon önemli. Her sabah koşuya çıkıyorsunuz, kondisyonunuz iyi oluyor, hızlı koşuyorsunuz. Ama anne mesela terliği atacağı sırada eski terliğini kullanıyor. Eski terliği yok edeceksin. Kenarda duruyor. O sana kalmış, kenarda durmaz. Yeni o... alacaksın, sevdireceksin. Eski terliği yok çocuk... edersen anne o yumuşak terlikle kafanı kırar. Sabah tüfekçi demiş ki, sınavda çişim geldi. Hocadan izin istedim, izin vermedi ve yapmam gereken soruları çişim geldiği için düşünemiyorum. Ne yapmalıyım? Ne yapsın? Sınavdan önce bir kere çişini yapacaksın. Ben olsam giderim yani. Öyle bir risk almazdım yani. O zaman tutacak ve sınavdan düşük not alacak, yapacak. Sonra ne yapacak? Müdür çağırıyor diyeceksin. Adını soyadını söyleyeceksin. Özellikle dün olan bir olaydan dolayı şu anda çağırıyordu beni. Bıraksın ne bileyim abi. Ya da böyle bir pet şişeme şişe çaktırmadan şırr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 r
kendin bulmuşsun. Çok kararsız bir insanım. Kısa zamanda aklımdaki fikirler değişip duruyor. Ne yapmalıyım? Bir seçim yapıp devam etmek zorundasın. Yoluna bakmak zorundasın. Benim güzel bir lafım var burada Gizem'e. En kötü karar kararsızlıktır. Vallahi çok zor. Gizem'in hayatı çok zor. Ben de öyleyim çünkü. Harbi mi? Evet. Vallahi çok iyi anlıyorum. Böyle ortak oldum yani derdine. Yazsın. Desin ki mesela atıyor günlük program yapsın ve ne olursa olsun onu değiştirmesin. Yani önem sırasına göre. Evet. Değil mi? Yani verdiğin bir karar sonraki kararını ona göre etkileyecek. Ona göre zaten pık pık ilerleyeceksin. Hayatta devam edeceksin. O yüzden kararını ver ve devam et. Çok önemsediğin için oluyor bence. Hani hangisi daha önemli? Hep doğru karar vermeye çalışıyor. Oysa ki yanlış kararsa da senin seçimin olacak. O yüzden bence seçimin her neyse onun arkasında durursan daha huzurlu olursun. Ben bunun üstüne daha konuşmaya gerek duymuyorum. Aynen. Tecrübe konuştu. Kendinize iyi bakın. Güzelce. İngilizceyi çözmek için ne yapmalıyım? I don't know. Dizi izlerken altyazıyı da açacaksın, Türkçesini açacaksın. Ama elinden geldiğince dinleyeceksin. Altyazıya bakmadan, olayı anlayarak konuşmaları dinlemeye çalışacaksın. Hatta belki bir yerde altyazıyı tamamen kaldıracaksın. Sadece zaten film olduğu için anlarsın yani. Bir şekilde akışı anlıyorsun. Evet. Aynen. Bence oyun oyna. Ben açık ve net söyleyeyim. Oyunları öğretiyor ya İngilizce. Oyun öğretir. Eğitim şeyleri falan da var. Yani YouTube'da da var mesela bir sürü İngilizce dersleri veren. Bence video olarak çok daha yararlı. Kesinlikle. Yok çok doğru söyledin. Herkesin anlama şekli farklı. Hani bazıları yazarak anlıyor, bazıları dinleyerek ama bence kesinlikle dinleyerek. Fırat gibi İngilizce konuşup sonra da İngilizceyi çözmek sanmazsanız yeterli diyorum ben. İşte Tag Life'ın kralını verdi Hülya size. Bizden dert ortaklığı. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz Hülya'cığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak.